İşte bu bizim minibüs, Murat abi şoförümüz. Gelin hadi katılın bize. Dere tepe düz gideriz, şarkılarla eğleniriz. Yollarımız gelir bizim minibüse. Haftada bir minibüse doluşalım. Hem gezelim hem görelim hem koşalım. Rüzgarla kuşlarla yarışalım. İşte bu bizim minibüs. İşte bu bizim minibüs. Maddesi olan kakaonun milattan önce 2000'li yıllarda Güney Amerika yerlileri olan Mayalar tarafından bulunduğunu biliyor muydunuz? Maya yerlileri kakaoların çekirdeklerini kurutup öğüterek kazanlarda kaynatırlar. İçine çeşitli yağlar ve bir de acı biber koyarak içerlermiş. İlk üretilen çikolatanın tadı çok acıymış. İspanyol kaşifler Amerika'nın keşfinden sonra yerlilerden aldıkları kakao çekirdeklerini Avrupa'ya getirmişler. Avrupalılar kakaodan yapılan bu acı içeceğin içine şeker ve süt koyarak tatlandırmışlar ve günümüzde bildiğimiz çikolata tadını elde etmişler. O zamanlar çok pahalı olan çikolatalar yalnızca saraylarda, şatolarda tüketilirken 1900'lerden sonra tüm dünyaya yayılmış ve çocukların vazgeçilmez tadı haline almış. İşte bu bizim minibüs. İşte bu bizim minibüs. Bugünkü masalımızın adı Çirkin Ördek Yavrusu. Anne ördek sabırla üzerinde kuluçkaya yattığı yumurtaların kırılmasını bekliyordu. Birden bir çıtırtı oldu. Sonra çıtırtılar arttı. Yumurtalar birer birer kırıldı. Yavrularını gören anne ördek sevinç de sağa sola koşuşturuyordu. Ama yumurtalardan biri kırılmıyordu. Sonunda son yumurta da çatladı. Yumurtadan kardeşlerine hiç benzemeyen bir ördek yavrusu çıktı. Anne çok şaşırmıştı. Üzülme. Sen de büyüdükçe kardeşlerine benzersin. Olur mu? Üzülme. Gel zaman, git zaman yavrular büyüyüp serpilmeye başladılar. Ama bizim küçük ördek yavrusunun rengi hiç değişmedi. Küçük ördek ver patini kardeşlerine. Küçük ördek ver patini kardeşlerine. Siyah beyaz gözetmeden el ele verip oynayın el ele haydi oyunlar. Çirkin ördek yavrusu, 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 çirkin ördek yavrusu. Çirkin ördek yavrusu. Çok ayıp ediyorsunuz ama çocuklar. Çirkin güzel böyle ayırım yapılabilir mi? Olur mu öyle şey? Mutsuz yavru kardeşlerinin alaylarına çok üzülüyordu. Artık burada kalamayacağını düşündü ve uzaklara gitmeye karar verdi. Bütün gün yürüdü, yürüdü, yürüdü. Sonunda öylesine yoruldu ki olduğu yere çöktü kaldı. Öylesine bir soğuk vardı ki küçük yavru kanatlarının altına sığınarak uyumaya çalıştı. Ormandan gelen sesler onu korkutsa da yorgunluktan hemencecik uykuya dalıverdi. Küçük yavru bir gürültüyle yattığı yerden sıçradı. Gökyüzünde çok sayıda yaban ördeği telaşla uçuşmaktaydı. Elinde tüfeğiyle avcıyı gördüğünde diğer ördekler gibi çok korktu küçük yavru.
Yorulan yavru umutsuzca yürüyüşünü sürdürürken birden şaşkınlıkla durakladı. Çünkü önünde kocaman bir göl uzanıyordu. Büyüyünce göle gidip yüzme öğrenin. Büyüyünce göle gidip yüzme öğrenin. Çirkin güzel gözetmeden el ele verip oynayın. El ele haydi yüzmeye. Günler geçip durdu. Ördek yavrusu her gün yalnız başına yüzmekten öylesine sıkıldı ki bir gün yine yüzerken ağlamaya başladı. Ben niye yalnızım Allah'ım? Herkes benimle dalga geçiyor. Bana çirkin diyor. Bizim çirkin ördek yavrusu gözyaşları içinde suya eğilince çok şaşırdı. Yıllardır utandığından bakamadığı suda güzel bir kuğu durmaktaydı. Çirkin ördek yavrusu olmadığını anlayan küçük kuğu çok mutlu oldu. Ah canım, bak bak kim gelmiş, kim gelmiş. Bakın canlarım benim. Siyah beyaz, çirkin güzel ayırımı yapmayacağız, değil mi? Evet. Kardeşçe el ele tutuşup hayat boyu yaşayacağız, değil mi canlarım benim? Evet. Bravo. 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 İşte bu bizim minibüs. İşte bu.